Merhaba, ben uzman psikologunuz ve mindfulness eğitmeniniz Özge Esra Kaboğlu. Bugün sizlere bırakabilmekten bahsetmek istiyorum. Hayatımızda tutunduğumuz şeyleri farkına varabilmek, bırakabilmenin de ön koşulunu oluşturur. Peki bırakabilmeyi neden önemseriz? Çünkü tutunduğumuz bu şeyler bazen hayatta yeni deneyimlerin önünde birer engel oluşturabilir. Elbette bu bir seçimdir. Tutunduğumuz her şeyi bırakmaya ihtiyacımız yoktur. Ancak eğer ki sizin için her gün yapılan alışkanlıklar yeni deneyimlerinizi ketleyen bir özelliğe sahipse ve siz bunu değiştirmek istiyorsanız o zaman bırakabilme konusunda bir adım atmaya niyet edebilirsiniz. Ya da bir duyguya bir düşünceye sıklıkla tutunduğunuzu fark ediyorsanız onların dışında bir hayatın varlığını deneyimleme ihtiyacı hissediyor olabilirsiniz. Bu noktada hayatın şimdiki andaki deneyimi sizlere bırakabilme konusunda bir opsiyon sunar. Ve beş duyunuza dönmek, o anda zihninizi farkındalığa ve odak noktanızı seçmeye açmak, bunları fark ettiğiniz her ne varsa açıklıkla ve nezaketle karşılayabilmek aslında bırakabilmek için attığınız kocaman bir adımdır. Bizler günlük hayatın içerisinde birçok duygudan, birçok düşünceden geçiyoruz. Bunları fark eden konumunda oluyoruz ya da otomatik olarak bunları deneyimliyoruz. Deneyimlediğimiz her ne varsa Bunların gelip geçici olduğunu farkında olmadan bazen onların içerisinde kaybolmuş halde bulabiliyoruz kendimizi. Bu hal genellikle otopilotun sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bazen bunlar duygular ve düşüncelerin ötesinde. Geçmiş yaşamdaki anılarımız veya geleceğe ilişkin planlarımız da olabiliyor. Hayatta deneyimlediğimiz konular her nelerse bunlara ilişkin orada takılıp kalma halini farkına varabiliyoruz. Bunun yanında alışkanlıklarımız da bazen bizi sıkı sıkıya tutan birer nesneye dönüşebiliyor. Örneğin her gün aynı kahveden içmek, her gün aynı yolu yürümek sıkı sıkıya tutunduğumuz bir alışkanlığa dönüp günlük hayatın farklı deneyimlerine kendimizi açmamızı engelleyen birer um, unsur haline de gelebiliyor. Bunları farkına vardığımızda bunlarla neler yapabileceğimizi de düşünebilir veya bunlarla ilgili seçim şansımız olduğunu anlayabiliriz. Ancak dediğim gibi başlangıç noktamız neye tutunduğumuzu ve e, bu bırakamadığımız şeylerin neler olduğunu farkına varmak olacaktır. Elbette vazgeçmek veya tutunduğumuz bu şeylerle deneyimimizi değiştirmek çok kolay olmayacak. O yüzden bu tip durumlarda bizi içerisinde sıkı sıkıya tutan alışkanlığımız ya da özellikle bizim için bir tuzak ihtimali taşıyan düşüncelerimiz, içine girdiğimizde kaybolduğumuzu fark ettiğimiz deneyimlerimiz her nelerse, bunları farkında olmanın birinci adım olduğundan söz edebilirim. Sonrasında onlarla ilişkimizi farkına varmak, kendimizi bu düşüncenin içerisinde dönüp dururken fark etmek veya aynı alışkanlığı yeniden Arzularken farkına varmak, yeniden gerçekleştirmek için isteğimizi fark etmek. Sonrasında yapabileceğimiz davranışın ne olduğunu, seçme şansımızın olduğunu hatırlamak ve burada mümkün olan, tercih ettiğimiz eylemi hayata geçirmek bir seçim olabilir. Elbette bırakmak her zaman kolay değildir. Özellikle düşüncelerin ve duyguların gelip geçici olduğunu farkında olmak Onlarla ilişkimizi dönüştürebilmek, gitmelerine izin vermek için bize bir fırsat sunar. Ancak bunu çoğunlukla da fark edemeyiz. Yani sanki bir düşünce gelir ve sürekli bizim nedir gibi düşünürüz. Oysa hayatımızın bir günümüzün bile zaman dilimlerine baktığımızda bu düşüncenin olmadığı zamanlarda yaşarız. Bu duygunun olmadığı anlarımız da vardır. Fakat daha sonrasında o yeniden geldiğinde ona sıkı sıkıya tutunup onu düşünmeye başladığımız veya o deneyime sarıldığımız andan itibaren yeniden sanki hep onunla aymışız ve o hayatımızın sonuna kadar bizimle birlikte kalacakmış gibi hissedebiliriz. Tam bu noktada geleni fark etmek, gelen bir düşünce olabilir, geçmişe ilişkin bir görüntü olabilir, bir anı olabilir, bir duygu olabilir. Her neyse bunu farkına varmak, onunla birlikte olduğumuz anı keşfetmek ve bu noktada seçim şansımızı aktif olarak kullanabilmek bir mindful eylem olarak karşımıza gelebilir. Bunun yanında alışkanlıklarımızda sıkı sıkıya bağlandığımız ve bırakmakta zorlandığımız deneyimler olabilir. Eğer böyle deneyimleriniz varsa, örneğin her gün aynı yolu yürümek sizin için bir alışkanlıksa, ben sabah filtre kahve içmeden uyanamam diyenlerdenseniz bu alışkanlıkları da sizin için yeni de deneyimlere kapı aralayan birer araç olarak kullanabilirsiniz. Örneğin evet fitre kahve ile böyle bir ilişkin var ama bugün başka bir şeyi deneme konusunda kendime alan açabilir miyim diye sorabilirsiniz. Ve bu alanı açmak için bir adım atmak, alternatif bir seçim şansını kendinize vermek, sonrasında da bu deneyimi farkındalıkla incelemek yine bizler için bırakabilmenin bir yolunu oluşturur. Elbette ki her zaman duyguları ve düşünceleri ya da alışkanlıkları bırakmak kolay olmayabilir. Bu noktada destek ihtiyacı duyanların bir e, hekim ve bir psikolog desteği alması yine alternatif bir yol olarak karşımıza çıkabilir. Ancak günlük hayatımızın içerisinde birçok deneyimin bizim e, sıkı sıkıya tutunduğumuz deneyimler olduğunu farkına varmak dahi bırakabilme açısından bizlere önemli bir farkındalık getirir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, iyi günler.